Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün kısa bir short videosu paylaşmıştım ve çok şaşıracağınız bir içerik gelecek demiştim. İşte o video bu video. Bildiğiniz üzere AMD'nin yeni Radeon 7000 serisi ekran kartları zaten tanıtıldı ve ben dahil diğer tüm yayıncı arkadaşlarım rakibi Nvidia tarımındaki kartlarla düzgün bir şekilde kıyaslamalarını gerçekleştirdi. Yeri geldi dobra tarafsız bir şekilde eleştirilerimizi de yaptık zaten bu kartlar için. Fakat referans tasarım kartların satışta olmayacağını çoğunuz biliyorsunuz. Burada özellikle markalı kartların performansı en bomba noktalardan biri olacak. Oradan da gördüğünüz üzere zaten yanımda Asus'un TUF serisi RX 7900 XTX ve XT kartları bulunuyor arkadaşlar. Fakat şimdiye dek hiç değinilmemiş bir kısmı sizlerle paylaşacağım ve gördüğünüzde oha diyeceksiniz. Bu sebepten ötürü videodaki grafik tabloları boş verin. Tamamıyla bana odaklanın. Ağzımdan çıkacak cümleleri düzgün bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Neyse, vakit kaybetmeyelim. 7000 serisi ekran kartlarının zaten özelliklerini artık hepiniz öğrendiniz. Ama yine hızlıca üstünden bir geçelim. Neydi? Dünyanın ilk 5 nanometre üretim sürecine sahip chiplet GPU'suna sahip olmasıyla ön plana çıkıyordu. İşte AV1 kodekleri eklenmiş durumda, artık canlı yayınlarda sadece Nvidia değil AMD ekran kartlarını da tercih edebileceksiniz. Ondan sonracığıma DisplayPort 2.1 portları sayesinde bant genişliği arttığından ötürü 8K 165 Hz monitörlere destekle sağlanmış olacak yeni Radeon RX 7000 serisi ekran kartları ile. Hız aşırtılmış GPU saat hızlarından tutun da arttırılmış bellek miktarları, işte düşük güç tüketimi gibi detaylarla ön plana çıkan güzel bir kart var karşımızda. Ama markalı kartlara geldiğimiz noktada önümde dev gibi Asus'un TUF ekran kartını görüyorsunuz. Asus artık kendine ne kadar dert etmişse bu soğutma kısmını bildiğiniz abartır hale geldi arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısmında dünyanın en serin ekran kartını da görüyor olacaksınız. Boyut kısmı ise zaten en güleceğiniz nokta. Bak, referans tasarım bildiğiniz el kadar, markalı Asus'un TUF ekran kartı dev gibi. Yan yana şöyle koyayım mı? İkisi arasındaki farkı, boyut farkını görün arkadaşlar. Kalınlığı ise zaten yine oldukça fazla. Ama dediğim gibi soğutması efsane. Ekran kartının tüm çerçevesi bir defa metal arkadaşlar. Üzerinde 3 tane 9 santim çapında yeni eksen teknolojili fanlar yer almış. Arka backplate yine metal. Kalınlığı 3.5 slot ve toplamda 7 bakır borulu bir soğutma yapısı yer almış durumda bu ekran kartında. Ayrıca referans tasarım 7900 XTX ve XT kartlarda 2 tane 8000'lik güç girişi yer alıyordu. Markalı kartlarda bu 3'e arttırılmış. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim, bir sentetik testlerden başlayalım. İlk sırada 4K DirectX 11 testimiz olan Fire Strike Ultra mevcut arkadaşlar. Bakın 4090 zaten eski için bu efsane bir kart. O yüzden 4080 ile kıyaslıyor olacağız. Fakat burada şunu da belirtmek istiyorum. AMD'nin zaten DirectX 11 performansı her daim iyiydi. 7900 XTX ekran kartı ise DirectX 11'de zaten 2000-2500 puanlık farklar atabiliyor ama TUF ekran kartının hız aşırtılmış versiyonunda bu skor 740 puan civarı daha da yükseliyor. DirectX 11 kısmı benim için çok önem arz etmiyor. Çünkü piyasaya baktığın zaman oyunların çoğu artık DirectX 12 destekli arkadaşlar. Bu sebepten ötürü Time Spy Extreme testi benim için daha önemli. Buraya geldiğimizde ise RTX 4080 zaten 7900 XT'yi geçiyor arkadaşlar. Fakat 7900 XT'nin TUF serisi 13483 puan alarak aradaki farkı bayağı bir kapatmış durumda. En alttaki kırmızı çizgiyle gri çizgilere zaten dikkatli baktığınızda anlarsınız. 7900 XTX'e zaten değinmiyorum. Hayatında ilk defa bir AMD ekran kartı DirectX 12 testinde Nvidia'yı geçti. Hız aşırtılmış bir şekilde sentetik testlerde ön plana çıkıyor. Peki ışın izlemede bir fark oluştu mu? Oluşmadı arkadaşlar. Arka planda grafikte göreceğiniz gibi 7900 XT ve 7900 XTX yine Nvidia'nın ışın izleme tarafında bayağı bir gerisinde. Ama bir nebze de olsa 7900 XTX ekran kartı RTX 3090'ı biraz geçmiş. Şu ışın izleme için kısa bir açıklama yapacağım. Bazı yorumlarda denk geliyorum. Işın izleme ne kadar gerekli ki? İşte kaç kişi oyunlarda ışın izlemeyi açıyor ki? Bakın, Nvidia ışın izlemede evet lider. Bunu herkes kabul eder. Ama ışın izlemenin gerekli olup olmadığını sorgulamak biraz saçmalık oluyor. Yani Nvidia'dan tut da AMD ışın izleme için gerekli birimleri ekran kartına ekliyor. Bunun altında öyle basit bir teknoloji yatmıyor. Yani bu markalar gereksiz bulsa kartlarında ışın izleme desteğini vermezdi. Demek ki neymiş? Işın izleme önemli bir teknolojiymiş arkadaşlar. Neyse, şimdi geliyoruz oyunlardaki ham performans kıyaslamalarına. Fakat Asıl bomba burada değil. Dedim ya bana odaklanın. Onu birazdan göreceksiniz. İlk sırada 4K testimiz var. Bu testlerde kullandığım donanımı zaten tabloların alt kısmında detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Tüm oyunlar ultra ayarlarda gerçekleştirildi ve ışın izleme, DLSS, FSR gibi özellikler tamamıyla kapalıydı. 7900 XT, RTX 4080'ye çok rakip olamıyor. Aralarındaki FPS farkları 15-20 FPS civarında. Fakat 7900 XTX'e geldiğimiz zaman zaten kırmızı çizgilerle onları ayırdım. Soldaki grilerse RTX 4080 oluyor. Bakın RDR2'de AMD geçmiş. Kontrolde Nvidia'nın 4080'i önde. F1 2021'de yine Nvidia önde. Fakat sağa doğru ilerlediğimiz çoğu oyunda 7900 XTX yeri geliyor farkla, yeri geliyor 1 FPS'te geçiyor. Genel oyun performansına baktığımız zaman 7900 XTX ekran kartı %2, %4 farklı RTX 4080'in önünde çıkabiliyor arkadaşlar. Bunun ne kadar önemli olup olmadığını şu diğer 1080p ve 2K testinden sonra yorumlayacağım. Ona da geleceğiz, merak etmeyin. 2K kısmına geldiğimde ise kırmızı çubukların zaten 7900 XTX olduğunu söylemiştim. Grilerse RTX 4080. Bakın RDR2'de 2K'da 7900 XTX geçmiş. Kontrolde geride kalmış. F1 2021'de 10 FPS farkla geçmiş. Cold War'da kafa kafayalar. Dying Light 2'de Nvidia 2K'da önde çıkmış. Metro Exodus'ta da yine Nvidia önde. Fakat Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 ve Far Cry 6'da 7900 XTX lider durumda. Bir de Full HD oyun testimiz var. Fakat burada da yorumu ekleyeceğim elbette. Baktığınız zaman bu kıyasladığımız kartların hepsi artık 4K kartı. Full HD'de işlemci darboğazına zaten hepsi uğruyor arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlarımızın isteği üzerine bunları ekliyoruz. Ki sadece ben değil, yabancı kanallara da baktığınız zaman hala Full HD testlerine Mbaba kartta bile yer veriyorlar arkadaşlar. Full HD'ye geldiğimizde ise buradaki değerler zaten şu işlemci darboğazından ötürü bayağı saçma. AMD'nin 7900 XTX'ine ve XTS'ine baktığınız zaman RTX 4080'in önünde çıktığı oyunlar bile mevcut. Evet, 4K, 2K ve Full HD ham performans testlerini gördünüz. Burada kendi yorumumu katacağım. 7900 XTX'e baktığımız zaman RTX 4080'i geçiyor mu? Geçiyor. Geçtiği farksa benim için çok büyük değil. Yani %2, %4. Ama araya fiyat unsuru giriyor. Mesela neydi? 7900 XTX ekran kartı 26-27.000 TL'den satışa çıkacakmış. RTX 4080'e baktığınız zamansa 31-32.000 lira. Markalar fiyat düşürür, o kısmını bilemeyiz. Artık o markalara kalmış durumda. Fakat burada yapacağım yorum şu. Yani ben bir ekran kartına 7900 XTX'e diyelim 25-26.000 TL para verdim. Sadece oyun için bu parayı vermek istemem. Sebebi ise içerik üreticilerine hitap edip etmemesi arkadaşlar. Mesela bakın AMD yeni 7000 serisi ekran kartlarında yine stream core'larını çok arttırmadı. Ama Nvidia'nın 4080'ine bakıyorsun, CUDA çekirdekleri bildiğin 2 kat arttı. Hatta GPU render yapabileceğiniz programlarda kıyasladığınız zaman Nvidia 2-3 kat, hatta yeri geliyor 4 kat AMD'nin önünde performans alıyor. Tarafsızlıksa alın size tarafsızlık arkadaşlar. Yani çoğu kişi, çoğu medya 7900 XTX'e oyunlarda Nvidia'nın önde çıkıyor diye beğendim diyebilir. Fakat açıkçası ben iş kısmını ve içerik üretim kısmını da düşündüğüm zaman ben 7900 XTX'ten çok 7900 XT'yi beğendim. Dananın kuyruğunun koptuğu yer işte Asus'un TUF 7900 XT ekran kartta ortaya çıkacak ama biraz daha bekleyin. Öncesinde şu kartın bir 7900 XTX'in soğutma performansını ve güç tüketimini göstereyim size. Tüm testlerim boyunca HWinfo yazılımı arkada çıktı ve tüm gerekli verileri zaten çekti. Fakat ben GPU Tweak 3 ile hem varsayılan hem de hızlaştırılmış modlar arasındaki değerleri de göstereceğim. Şöyle bakın, varsayılan modda 7900 XTX ekran kartı total board power, yani tüm kartın tüketiminde 375 Watt çekiyor. Hızlaştırma yani overclock moduna aldığınızdaysa bu tüketim 433 Watt'lara kadar çıkıyor arkadaşlar. Fakat GPU saat hızındaki fark 3030 MHz'den 3050 MHz'e yükseliyor. Yani şaka gibi. Ama soğutma kısmına bir geliyorsun, hızlaştırma modunda olmana rağmen 58 derecelerde çalışıyor arkadaşlar. Maksimum 60 derece gördü. Bu kart daha da üstüne çıkmadı. Fan dönüş hızları ise daha da komik. 1140 RPM'lerde oldukça sessiz. Referans 7900 XTX ekran kartı 74 derecelere çıkıyordu arkadaşlar. Bakın yani Asus'un TUF 7900 XTX'i 14 derecelik bir fark atmış ki oyunlarda aldığımız değere zaten aklınız çıkacak. Arka planda RDR2'yi 4K'da açtım ve ekran kartı 51-52 dereceyi geçmiyor. Asus bildiğin ekran kart değil, klima yapmış abi. O kadar yük altında soğuk hava üflüyordu ki böyle donarak incelemeyi gerçekleştirdim. Neyin peşindeysen artık Asus. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik arkadaşlar. 7900 XT ekran kartı bazıları tarafından beğenilmedi. Fakat asıl konuşulması gereken ve bu yılın kartı 7900 XT. Peki bunun sebebi ne abi diyeceksiniz. Asus ne yapmış olabilir? 7900 XT TUF ekran kartı RTX 4080'e FPS'lerde yaklaşıyor arkadaşlar. Hız aşırtılmış ekran kartı. Bir zahmet yaklaşsın. Fakat değil, hız aşırtılmamış bu kart. Bana odaklanın. Şu an şok olacaksınız. Ekran kartının tüm GPU zirvelerini yan yana koydum. Bakın en solda referans 7900 XT var. GPU saat hızı boost, yani hız aşırtılmış modda 2880 MHz. 7900 XT TUF'a geliyorsun. Varsayılan modda boost clock'u 2850 MHz'e çekmişler. Hız aşırtma moduna, yani OG moduna açtığınızda ise 2870 MHz. Referans 7900 XT'den 10 MHz GPU saat hızı daha geride arkadaşlar. Hani bu kart hız aşırtılmıştı? Asus ne yaptı da ön plana çıktı diyeceksiniz. İşte zaten şaşıracağınız nokta bu. Önce FPS farkını bir göstereyim tabloyla. Bakın tabloda RTX 4080 ve TUF 7900 XT var. Fakat 3 tane çubuk görüyorsunuz. Gri olanlar stok halde alınan FPS'lerdir. Fakat kırmızı çizgiler TUF 7900 XT'nin hız aşırtılmış verileri. RDR2'de 7900 XTX 83 FPS alırken birden overclock modda 94 FPS'e çıkıyor fark. 11 FPS fark ediyor ve RTX 4080'e yaklaşıyor. Kontrol oyununda aradaki fark çok fazla değil. F1 2021'de yine 6-7 FPS yükseliyor ama tabii ki de 4080'e çok yaklaşamıyor. Fakat Cold War'a geliyorsun, aradaki fark resmen 15 FPS artmış durumda. Dying Light'ta 9 FPS. 73'ten 82'ye çıkmış. Bildiğiniz RTX 4080 ile arasında 10-12 FPS'lik fark kalmış. Cyberpunk 2077'de neredeyse kafa kafaya, Far Cry 6'da 1 FPS farkla geçmiş. Metro Exodus'ta ise 4080 yine lider. Fakat totale baktığınız zaman hız aşırtılmış, aslında hız aşırtılmamış ama Asus ne yapmışsa 10 FPS'e yakın referans tasarımından fazla değerler elde etmiş. Ve RTX 4080 ile aradaki farkları bildiğiniz %50 oranında azaltmış durumda arkadaşlar. İşte fiyat farkı burada ortaya çıkacak ama bekleyin. Daha 2K sonuçları var önümüzde. Bakın 2K'da alınan değerlerde daha da şok olacaksınız arkadaşlar. TUF Overclock modunda, RDR2'de, F1 2021'de, Tomb Raider'da, Cyberpunk'ta aradaki farkları bildiğiniz kapatmış. Cyberpunk'a bakıyorsun 2K'da 10 FPS gerisinde. RDR2'de desen 9 FPS geride kalmış. Dying Light 2'de Nvidia önde çıkıyor. Tomb Raider'da neredeyse kafa kafaya. Yani Asus ne yapmış abi dedirtiyor değil mi arkadaşlar? GPU saat hızını geriye düşürmüşsün ama power limiti arttırarak bildiğin kartın performansını katlamışsın. Bakın referans 7900 XT zaten 315 Watt. Fakat Asus bunu 329 Watt'a çıkartmış. Ki 329 Watt'ta da yapmış olduğum testlerde zaten FPS'te 1 gram farklılık oluşmadı. Ama hız aşırtma, yani overclock moduna aldığınızda bu güç tüketimi 381 Watt'a çıkıyor. Ki ROG'un 4080'i de 380 Watt'larda seyrediyordu. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Burada değineceğim nokta yaklaşık 50 Watt'lık bir artışla FPS'te oluşan %10'luk fark. AMD bunu neden düşünmedi? Ki ben ilk 7900 XT'yi test ederken AMD'ye şunu raporladım. Dedim ki abi kartın power limiti sanki sınırlandırılmış, kart bağırıyor testlerde. Yani benim power limitimi biraz daha aç, daha yüksek FPS vereceğim dercesine böyle yırtınıyordu. Ama AMD Nvidia'yı işte power'dan, daha az güç tüketiyordan vurmak amaçlı bence limitlemiş benim mantığıma göre. Fakat Asus bu olayı çözmüş. Bakın hız aşırtma öyle sadece GPU saat hızını yükselteyim, en tepede göstereyim demek değildir. Kartın potansiyelini en iyi çıkartabilecek saat hızlarını ve voltajı belirlemektir arkadaşlar. Asus da zaten bunu çok güzel bir şekilde çözmüş ve böylesine güzel bir FPS artışı elde etmiş. Şimdi ise RX 7900 XT'nin neden çok konuşulacak ve neden çok beğenilecek kısmına geliyorum. Bakın RTX 4080'e TUF serisi ekran kartının performansı neredeyse yaklaşıyor arkadaşlar. Fakat fiyat unsuruna geldiğimizde AMD'nin 7900 XT'si 22-23.000 TL civarında olacak. 4080'e baktığımız zamansa 31-32-33.000 TL. Yani 7900 XTX için ben zaten fikrimi söyledim videonun başında. 27-28.000 TL fiyatı verdiğimde bir ekran kartından sadece oyun performansı beklemem demiştim arkadaşlar. Yani o noktada aradaki fiyat ve performansın ortalamasını kıyasladığımda 7900 XT çok daha mantıklı. Açıkçası diyecek başka da bir şey kalmadı. Alın size tarafsız ve bilgi dolu bir video arkadaşlar diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum. İçeriği beğendiyseniz de muhakkak şu abone ol tuşuna da arada basın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.